Agar bir inson bizni shariatimizda Qur'on va sunnatga xilof bo'lgan bir yangilikni, bir bid'atni chiqarsa, albatta u bid'at rad qilinadi. Bu hadisni İmam Buxoriy, İmam Muslim rivoyat qilganlar. "I'lam ya Bilal", bilib ol ey Bilal dedi. Agar bir bid'at, bir yangilik Qur'oni Karim bilan meni sunnatimga qarshi chiqsa, bilginki u zalolatga tushgan bid'at hisoblanadi. Aytgan va kullu bid'atin dalala degan mana shu bid'atni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Chunki bid'at degan bizning zamonamizda 5 xil bo'ladi degan. Ba'zi bir bid'atlar degan musulmonlarga vojib bo'lib qoladi. Masalan, tafsirni to'g'ri o'qib tushunishlik uchun payg'ambarda hadislarini beharakat to'g'ri o'qib tushunishlik uchun nahv sarf o'rganishlik vacib deyishgan. Nimaga? Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni hadislerini doğru okuş gerek, hem de doğru yodlash gerek. Peygamberimiz aytmagan gapni Peygamber aytdi deb aytishlik bu haram günah hisoblanadi. Mana şu haram günahdan saklanishlik uchun ham muhaddislar aytgan, bo'lajak muhaddislarga, shogirdlarga nahv sarf ilmini o'rganishlik vacib deyishgan. Ko'ryapsizmi? Vaholanki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o'zini sahobalariga nahv sarfda o'rgatmagan. Nahv fanini kelib chiqishligi bu sahoba Ali'ni shogirdi bilan bog'liq bir holat. Abu As'ad ad-Du'ali degan tobi'in bo'lgan. Ana o'sha tobi'in xufton namozidan keyin kichkina jajji qizalog'i bilan tomga chiqqan. Arablarda sahrolarda uyida şu tamı bo'ladi, tamida bemalol bir tunda o'tirib dam olsa bo'ladigan bir shunaqa arablarda uylarda shunaqa bor. Tomini tepasida kichkina bir sura qo'yiladi-da, bunday dam olinadi. Chunki jazirama issiq kun, kechki payt quyoshdan keyin quyoshda taft qochadi, salqin bo'ladi. Mana shu Abu As'ad ad-Du'ali sahoba Ali'ni shogirdi, kichkina qizalog'i bilan tomga chiqqan. Yulduzli juda ham ajoyib tun. Qizcha aytgan, "Dada, qarang" degan. Ma ajmala samaa va nujumuha deb aytgan. Bitta xato bo'lgan. Ma ajmala samaa va nujumaha deyish o'rniga va nujumuha degan. Dadasi qo'rqib ketgan. Tobiin umuman qo'rqib ketgan. Kutilmagan holat. Sof arab, haqiqiy arab tilida xato qildi. Bu arab uchun bir endi bir juda ham bir qo'rqinchli holat. Ta'bir joiz bo'lsa, rus tilida aytaman, bir katastrofa bo'ldi. Qo'rqib ketdi. Aytdi-da savol berdi. Qizalog'im, nimani sen nazarda tutyapsan? Osmonda chiroyinimi yoki mana shu go'zal osmondagi yulduzlarni ham chiroyinimi? Bitta go'zallikmi, ikkita go'zallikni nazarda tutyapsanmi? Qizaloq aytgan, dada degan, dadajon men ikkita go'zallikni nazarda tutyapman. Keyin bomdod namoziga kelgan, aytgan sahoba Ali, ey podshohi olam, shunaqa bir holat kelib chiqdi. Biz sof arabmiz. Bizning qizalog'imiz mana sof arabni bolasi arab tilida xato qildi. Sahoba Ali aytgan, buni sababi bitta degan. Hozir ajamlar, arab bo'lmagan odamlar islom dinini qabul qilyapti. Ajamlar arab tilini o'rganyapti. Ajamlar, arab bo'lmaganlar arablar bilan hozir yaqin aloqaga kiryapti. Shuni sababiga degan, ulardan ham bizga bir ikkita xato kiryapti degan. Shunda sahoba Ali aytgan, al-kalamu imma ismun, imma fi'lun aw harfun degan. So'z degan yo ismdan, yo fe'ldan, yo qo'shimchalardan iborat degan. Unhu hazan nahva. Sen bu mavzuni davom et degan. Sahoba Ali nahv fanini, arab tilini, grammatikasini, poydevorini qo'yib berdi. Shuning uchun ham mana nahv sarfda o'qigan odam aytadiki, "Wadi'u ilmin nahvi al-Ali radhiyallohu anhu" deyshadi. Nahv arab tili grammatikani fanini asoschisi bu sahoba Ali deyshadi. Ko'ryapsiz? Selamu ala Rasulina Muhammedin Taha'l Amin. Lillahi Teala. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Allahümme ahşurna yevmel kıyameti ma'an nebiyyin ve siddiqin ve şuhadai ve salihin. Allahümme izni kıyamet günah. Peygamberler, ilçiler, şahidler, siddiq doğru söz bandalar, salih ezgu bandalar bilan birga bo'lishligimizda nasip etgan. Allah rızaligi uchun bugün ham biz albatta Zujajatu al-Masabih kitobi bo'yicha navbatdagi diniy ma'ruzamizni boshlaymiz. Babul i'tisomi bil kitabi was sunnati. Demak bu Zujajatu al-Masabih kitobining muallifi Şeyh Abdullah ibn Muzaffar Husayn al-Haydarabadi. Hindistonning Haydarabad degan joyida muallif milodiy takvim bo'yicha, Gregorian takvimi bo'yicha 1875-yil tavallud topgan hamda 1964-yil vafot etgan. Qo'limdagi kitobda 6056 ta hadis bor. Zujajatu al-Masabih kitobi 4 jilddan iborat, lekin o'z ichiga 6056 ta hadisni jam etgan. Ana şu kitap Zujajatu al-Masabih kitabı 6056 hadisden ibaret. Şimdi ana birinci tom, birinci cilt Babul i'tisami bil kitabi ve sunnah, Kur'an-ı Kerim ayetleri hem de Peygamberimizin sünnetige ergashlik degan babı. Bu babda 55 ta hadis bor ekan, hadis. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de sünnetige ergashlik bo'yicha Kur'an-ı Kerim'de 14'den artık ayet şu mavzuga bir dalil ispat bo'ladi. Demek Kur'an-ı Kerim'de 14 ayeti bizge bitta mavzuga dalil bo'ladi. O ham bo'lsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetiga, şariatiga ergashlik. Qala Allahu Teala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali İmran surası 3. sura 103. ayet. Ey musulmonlar, ey mu'minlar, siz Alloh azza ve celle'nin şariatiga amal qilinglar, şariati bo'yicha birga bo'linglar hamda firqalarga bo'linib ketishlikdan, har xil oqimlarga, turkumlarga, guruhlarga bo'linib ketishlikdan saqlaninglar, bo'linib ketmanglar degan oyat. Demak, mana şu ayet Ali İmran surası 3. sura 103. ayet bizge ahli sünnet vel cemaat bilen birge bo'lishlikda, ahli sünnet vel cemaat bilen birge bo'lib şariat bo'yicha bitta safda bo'lishlikka da'vat qilyapti, chaqiryapti. Undan keyin mana Ali İmran surası 31. ayet قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ayting ey Muhammed Peygamber, insanlarga ayting. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Agar siz Allah'ını sevsangiz, Allah'ka iman keltirgan bo'lsangiz, unda menga ergashinglar, menga iqtido qilinglar. Yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum. Ana o'shanda Alloh azza va jalla sizlarga ko'p savob nasib qiladi. Alloh azza va jalla sizlarga o'zini ko'p rahmatini nasib qiladi hamda gunohlaringizni kechiradi. Albatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ergashlik bu Muhammed Peygamber'e iman keltirishlik bilan bo'ladi. Vallahu gafurur rahim. Albatta Allah musulmonlarni, mu'minlarni gunohlarini kechirguvchi rahimli zot, marhamatli zot. Ana undan keyin An-Nisa surasi 69. ayet. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. An-Nisa surası 4. sura 69. ayet. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ. Kim Allah'ka iman keltirsa hamda Allah'ka itoatli bo'lsa hamda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman keltirip uni şariatiga, Peygamberimizning şariatiga itoatli bo'lsa, amal qilsa, fa ulaika ma'allazina an'ama Allahu alayhim, ana o'sha banda Allahu azza ve celle nimetini nasip qilgan insonlar bilan, yani minen nebiyyin, peygamber elçiler bilan, ve siddiqin, doğru söz, siddiq, sadık bendeler bilan, ve şuhadai ve salihin, hem de din ve vatan himoyasida vefat etken insanlar bilan, salih, izgu bendeler bilan kıyamette birge bo'ladi. Ve hasuna ulaika rafiqa, mana şu insanlar bilan kıyamette birge bo'lishlik, bir safda bo'lishlik, do'stlar davrasida bo'lishlik qanchalar go'zal, qanchalar yaxshi degan oyat. Bu An-Nisa surasi 4-chi sura 69-oyat. Endi mana shu An-Nisa surasi 4-chi sura 80-oyatda yana bir oyat bor. Buni dalil sifatida muallif keltirgan. "Men yuti'ir rasula faqad ata'a Alloh." Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni şariatiga amal qilsa, Peygamberimizning sunnatini o'rganib, sunnatga amal qilsa, Peygamberimizning şariatiga itoatli bo'lsa, faqad ata'a Alloh, albatta u Alloh azza va jallaga itoatli banda degan oyat. Endi muallif Al-Haşr surasi 7-oyatni ham bir dalil sifatida keltirgan. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizlarga nimani olib kelgan bo'lsa, ana o'sha shariatni, sunnatni olinglar, amal qilinglar. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizlarga nimadan tiygan bo'lsa, ana o'sha narsadan tiyilinglar, to'xtanglar, o narsadan o'zlaringni saqlanglar degan oyat. Endi muallif Shayx Abdullah ibn Muzaffar Husayn al-Haydarabadi bu mavzuda mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita oyatni keltirgan. Undan keyin mana Al-Ahzab surasidagi oyat, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. البته كم الله عز وجل إيمان كيلترسا، قيامة قائمة إيمان كيلترسا. محمد صلى الله عليه وسلم ده و بنده وچن البته katta o'rnak bor. Demek Musulmonlar uchun Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de katta o'rnak bor. Biz uchun eng namunali, eng o'rnakli inson bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Demek Qur'oni Karim bizge nimani chaqiryapti, bizni nimaga chaqiryapti? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni shariatiga amal qilishlik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni hadislarini o'rganib, hadislariga amal qilishlikka chaqiryapti. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. Sahoba Ayşe anamız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılgan hadisde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler: agar bir insan bizni şariatimizda Kur'an ve sünnetga xilaf bo'lgan bir yangilikni, bir bid'atni çıkarsa, albatta o bid'at rad qilinadi. Bu hadisni İmam Buxoriy, İmam Muslim rivayet qilgan. Ve an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem amma ba'du fa inna khayral hadisi kitabullahi وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. İmam Muslim sahabe Jabir ibn Abdullah rivayet kılgan hadisde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler: "Amma ba'd, hayral hadisi kitabullah." Elbette en yaxşısı, en güçlü delil, en yaxşı sözler bu Kur'an-ı Kerim ayetleri. Hayral hadisi hadi Muhammedin. En yaxşı yol, en yaxşı terbiye, en yaxşı delil vasıtalardan bittasi bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin şeriatı. Ve şerrel umuri muhdesatuhâ, hamda amellerini en yamanı, en kabihi bu Kur'an ve sünnetke xilaf degan, Kur'an ve sünnetke zid degan yangilikler. Ve kulla bid'atin dalaletun, elbette Kur'an ve sünnetke, Kur'an ve hadiske karşı çıkan her bir yangilik zalalet hisoblanadi. Endi bu hadisni İmam Muslim rivayet qilgan. Mana shu hadis haqida biz ozgina to'xtalib o'tamiz. Ba'zi bir insanlar bu hadisni so'zma-so'z tushunishadi hamda so'zma-so'z tarjima qilishadi. Bu endi noto'g'ri. Nimaga? Chunki hadis fanida shunaqa bir oltin qoida bor, birodarlar, akalar. Oyat oyat bilan Peygamberimizning hadisi boshqa bir hadis bilan sharhlanadi, quvvatlanadi, izohlanadi, oydinlik kiritiladi. Buni isboti, buni dalili İbn Hajar al-Asqalânîni hadis fani bo'yicha ustozi, Misr hamda Sham milkasida o'z vaqtida birinchi o'rinda turgan muhaddis olim Abdurrahim ibn Husayn al-Iraqi degan kuchli muhaddis, hofiz darajasiga erishgan olimni hadis fani bo'yicha yozgan she'riy kitobi bor. She'riy kitobi. Mana shu she'r vaznida yozilgan hadis faniga tegishli matnda Hafiz Abdurrahim ibn Husayn al-Iraqi aytadiki: "Khayru ma fassartahu al-warid bil-warid kad-dukh bid-dukhan al-sa'id." Eng yaxshi yo'l, Peygamber'in hadisini o'rganishlikdagi eng yaxshi yo'l bir hadisni ikkinchi hadis bilan sharh qilishliging, bir hadisni ikkinchi hadis bilan tushunishliging, bir hadisni ikkinchi hadis bilan izoh qilishliging degan qoida. Bu qoida nafaqat Ibn Hajar al-Asqalânî zamonasida, balki undan oldin ham bo'lgan. Lekin bir kitob bo'yicha, kitobda aytilgan, aynan Hafiz Abdurrahim ibn Husayn al-Iraqi aytib o'tgan. Endi qaranglar, biz e'tibor bermoqchi bo'lgan narsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri. Ve şerrel umuri muhdesatuhâ. Amellerde en yamanı bu yangilikler, bu bid'atlar. Bu sözme söz tercümedir. Ko'ryapsizmi mı? Ve şerrel umuri muhdesatuhâ. İşlerde en yamanı, amellerde en yamanı bu yangilikleri, bid'atları. Ve kulla bid'atin dalaletun. Mana şu joyga e'tibor bering. Har bir bid'at bu zalolat. Bu sözme söz tushunsa inson qo'rqib ketadi. Nimaga? Çünkü bu hadis Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de ikinci hadisiga qarama qarşı keladi. Agar inson bu hadisni so'zma-so'z yodlab olsa, so'zma-so'z tushunsa, Peygamberimizning ikkinchi hadisiga qarshi chiqqan bo'ladi. Vaholanki Qur'on oyatlari bir-biriga qarshi chiqmaydi. Hech qachon bir oyat ikkinchi oyatga qarshi chiqmaydi. Hech qachon bir hadis ikkinchi hadisga qarshi chiqmaydi, balki ular bir-birini to'ldiradi, bir-birini quvvatlantiradi. İmam at-Tirmizi sahaba Bilal radhiyallahu anhudan rivoyat qilgan hadisda Peygamberimiz aytdilarki: "İ'lam ya Bilal, bilib ol ey Bilal." Bilal aytdi: "Ve ma a'lamu ya Rasulullah." dedi. "Nimani bilib olishim kerak ey Allohning elchisi?" dedi. Peygamberimiz aytdilar: "İ'lam ya Bilal, bilib ol ey Bilal." dedi. Agar bir bid'at, bir yangilik Qur'oni Karim bilan meni sunnatimga qarshi chiqsa, bilginki u zalolatga tushgan bid'at hisoblanadi. Agar bir bid'at, bir yangilik Qur'on oyatiga hamda sunnatga, hadisga qarshi chiqsa, demak u yomon bid'at. Bu Muhammed sallallohu alayhi vasallamning o'zlarini so'zlari. İmam Tirmizi'de hadis kitabıda, Sunan kitabıda bu aytilgan. Sahabe Bilal radıyallahu anhudan kelgan hadis. Demek biz İmam Muslim rivayet qilgan hadisni va kullu bid'atin dalalatun, har bir bid'at bu zalolat deganni payg'ambar qanday tushuntirgan bo'lsa, ikkinchi hadisga ko'ra tushunamiz. Har bir bid'at zalolat, ya'ni Qur'on bilan hadisga, Qur'on bilan sunnatga qarshi chiqqan bid'at bu zalolat deyiladi. Tushundira oldimmi? Demak, har bir bid'at bu zalolat deb tushunishlik bu juda ham qo'rqinchli, bu tahlikali, bu xatarli. Qur'on bilan hadisga, Qur'on bilan sunnatga, shariatga qarshi chiqqan bid'at yomon bid'at hisoblanadi. Birinchidan bu endi ikkita hadis orasidagi munosabatni sharhda tushunib oldik. Endi İmam Muslimda sharhlari ko'p. İmam Muslimda al-Jami' as-Sahih, birinchidan hozirgi kunimizda ikkita rivoyati bor. İmam Muslimda mana shu hadis kitobida 7563 ta hadis bo'lsa, dunyoga keng tarqalgan, dunyoda keng tarqalgan rivoyat, to'liq rivoyat Sufyan az-Zahid degan insonning rivoyati. Hozir dunyoda Sahih al-Bukhari'da ko'zga ko'ringan 6 ta rivoyati bor. Lekin eng rivoyat bu İmam as-Saraxsiyning Yusuf al-Firabridan kelgan rivoyat. Nimaga? Chunki İmam al-Bukhari tirik bo'lganda, İmam al-Bukhari'da o'zidan 90 mingdan ortiq odam Buxoriyning kitobini eshitib o'rgangan. İmam al-Bukhari o'zining kitobini ustoz shogirdlariga o'qib bergan. O'zining kitobi bo'yicha halqalar, diniy darslar uyushtirgan. İmam Buxoriyda o'zidan 90 mingdan ortiq inson İmam Buxoriyda hadislarini eshitgan. Lekin mana shu 90 ming shogird orasida Yusuf al-Firabri degan inson 2 marta eshitgan. 2 marta eshitgan. Shuning uchun ham Buxoriyda vaqtida, ham hozir yer yuzida eng to'liq kuchli rivoyat İmam as-Saraxsiyda Yusuf al-Firabridan rivoyat qilgan rivoyat hisoblanadi. Ba'zi, masalan, Turkiyaning ba'zi bir kutubxonalarida İmam Buxoriyda 9 ta rivoyati yig'ilgan shu Sahih al-Buxoriyda ba'zi bir nusxalari bor, u yerda 9 ta rivoyat. Lekin 9 ta rivoyat baribir yig'ilib 6 taga tushib qoladi. 6 tani ichida eng ko'zga ko'ringani bu İmam al-Firabriyning rivoyati. İmam Muslimning rivoyati. İmam Muslim'de sahihiga keladigan bo'lsak, 2 ta rivoyat saqlanib qoldi. Bu Sufyan az-Zahidni, Sufyan az-Zahidni rivoyati. İmam Muslim'de sharhlari ko'p. Mana shu sharhlar ichida İmam an-Navaviyni, Yahya ibn Sharaf al-Nawawi'ni sharhi juda ham bir ajoyib sharh hisoblanadi. Al-Minhaj fi sharhi Sahih Muslim ibn al-Hajjaj degan 18 tomli bu sharh. İmam an-Navawi İmam Muslim'de şarhıda mana şu hadiste aytadiki, mana şu hadisning şarhıda İmam an-Navawi o'zining şarhıda aytadiki, payg'ambarimiz aytgan va kullu bid'atin dalala degan mana şu bid'atni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Chunki bid'at degan bizning zamonamizda 5 xil bo'ladi degan. Ba'zi bir bid'atlar degan musulmonlarga vojib bo'lib qoladi. Masalan, tafsirni to'g'ri o'qib tushunishlik uchun, payg'ambarda hadislarini beharakat to'g'ri o'qib tushunishlik uchun nahvu sarf o'rganishlik vojib deyishgan. Nimaga? Chunki Muhammad sallallohu alayhi vasallamni hadislarini to'g'ri o'qish kerak hamda to'g'ri yodlash kerak. Payg'ambarimiz aytmagan gapni payg'ambar aytdi deb aytishlik bu harom gunoh hisoblanadi. Mana shu harom gunohdan saqlanishlik uchun ham muhaddislar aytgan, bo'lajak muhaddislarga, shogirdlarga nahv sarf ilmini o'rganishlik vojib deyishgan. Ko'ryapsizmi? Vaholanki Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zini sahobalariga nahv sarfni o'rgatmagan. Nahv fanini kelib chiqishligi bu sahoba Alini shogirdi bilan bog'liq bir holat. Abu As'ad ad-Du'ali degan tobi'in bo'lgan. Ana o'sha tobi'in xufton namozidan keyin kichkina jajji qizalog'i bilan tomga chiqqan. Arablarda sahrolarda uyida shu tomi bo'ladi, tomida bemalol bir tunda o'tirib dam olsa bo'ladigan bir shunaqa arablarda uylarda shunaqa bor. Tomini tepasida kichkina bir sura qo'yiladi-da, bunday dam olinadi. Chunki jazirama issiq kun, kechki payt quyoshdan keyin quyoshda taftib qochadi, salqin bo'ladi. Mana shu Abu As'ad ad-Du'ali sahoba Alini shogirdi, kichkina qizalog'i bilan tomga chiqqan, yulduzli juda ham ajoyib tun, qizcha aytgan, dada qarang degan, Ma acmala samaa ve nucumuha diye aytgan. Bitta xato bo'lgan. Ma acmala samaa ve nucumuha deyish o'rniga va nucumuha degan. Dadasi qo'rqib ketgan. Tobiin umuman qo'rqib ketgan. Kutilmagan holat. Sof arab, haqiqiy arab, arab tilida xato qildi. Bu arab uchun bir endi bir juda ham bir qo'rqinchli holat. Ta'bir joiz bo'lsa, rus tilida aytaman, bir katastrofa bo'ldi. Qo'rqib ketdi. Aytdi-da savol berdi. Qizalog'im, nimani sen nazarda tutyapsan? Osmonda chiroyinimi yoki mana shu go'zal osmondagi yulduzlarni ham chiroyinimi? Bitta go'zallikmi, ikkita go'zallikni nazarda tutyapsanmi? Qizaloq aytgan, dada degan, dadajon men ikkita go'zallikni nazarda tutyapman. Keyin bomdod namoziga kelgan, aytgan sahoba Ali, ey podshohi olam, shunaqa bir holat kelib chiqdi. Biz sof arabmiz. Bizda qizalog'imiz mana sof arabni bolasi arab tilida xato qildi. Sahoba Ali aytgan, buni sababi bitta degan. Hozir ajamlar, arab bo'lmagan odamlar islom dinini qabul qilyapti. Ajamlar arab tilini o'rganyapti. Ajamlar, arab bo'lmaganlar arablar bilan hozir yaqin aloqaga kiryapti. Shuni sababiga degan, ulardan ham bizga bir ikkita xato kiryapti degan. Shunda sahoba Ali aytgan, al-kalamu imma ismun, imma fi'lun aw harfun degan. So'z degan yo ismdan, yo fe'ldan, yo qo'shimchalardan iborat degan. Unhu hazan nahwa. Sen bu mavzuni davom et degan. Sahoba Ali nahv fanini, arab tilini, grammatikasini, poydevorini qo'yib berdi. Shuning uchun ham mana nahv sarfda o'qigan odam aytadiki, wadi'u ilmi nahvi al-Ali radhiyallohu anhu deyshadi. Nahv fanini, nahv arab tili grammatikani fanini asoschisi bu sahoba Ali deyshadi. Ko'ryapsizmi? Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem masalan o'zini sahobalariga o'rgatmagan gap, Allah rizoligi uchun biz yana jonli efirdagi to'g'ridan to'g'ri darsimizni davom ettiramiz. Endi Allohning taqdiri, shu texnik sabablarga ko'rami ba'zida shu dars uzilib qolyapti. Hechqisi yo'q, bu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Allahu azze ve celle hammamizdan razı bo'lsa. An Aişe radıyallahu anha qalet tala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ali İmran surasi mana 7-chi oyat. Demak, Muhammad sallallohu alayhi ve sellem Ali İmran surasini 7-chi oyatini to'liq o'qiganlarda undan keyin aytganlar. Fa iza ra'aytum ve 'inda muslimin فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم متفق عليه. Demek bu hadisini İmam Buxoriy, İmam Muslim sahaba Ayşe anamızdan rivayet kılgan. Ayşe anamız aytganlar ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir ayetini okudular. Bu ayet indi Ali İmran surasının 7. ayeti. O ayette aytilgan huvellezî enzele aleykel kitabe. Albatta Allahu azze ve celle senga ey Muhammed peygamber Kur'an-ı Kerim ayetlerini nazil kıldı. minhu ayatun muhkematun. O Kur'an'da manası açık, muhkemat ayetler var. Hunne ummul kitabi. Hamda muhkemat ayetler bu Kur'an'da asası hesaplanadı. Nigizi, faydivarı hesaplanadı. Ve uharu muteşabihat. Hamda Kur'an'da ko'chma ma'noli oyatlar bor, mutashabih oyatlar bor degan oyat. Endi ba'zi bir insonlarda yuragida shunaqa bir yomon o'y bo'ladi. Ular mana shu g'arazli yomon o'y sababli muhkamat oyatlarga emas, balki mutashabih oyatlarga ergashishadi degan oyat. Muhammad sallallohu alayhi vasallam mana shu Ali İmran surasidagi oyatni o'qib aytdilar ki فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Ey ümmetim, ey insanlar, Müslümanlar, eğer siz orangizda, içingizda mutashabih oyatlarga ergashib, aqidasini, e'tiqodini, din diyonatini şu mutashabih oyatlarga ergashib, mutashabih oyatlarga qurib olgan, bunyod qilgan odamlarni ko'rsalaring, bilinglarki Alloh azza va jalla ularni Qur'onda atadi, ismini zikr qildi, ular haqida bildirdi. Fahzaruhum, ana o'sha insonlardan ehtiyot bo'linglar, ana o'sha insonlardan ogoh bo'linglar degan hadis. Bu hadis İmam Buxoriy, İmam Muslimda kelgan ekan. Oxirga o'qib bergan rivoyati bu İmam Muslimda rivoyati. Endi shu joyda mana shu hadisni o'rganishimiz kerak. Qur'oni Karim oyatlari demak Qur'on bo'yicha ikkita turga bo'linar ekan. Muhkamat oyatlar, mutashabih oyatlar. Muhkamat bu ma'nosi ochiq, tafsirga muhtoj bo'lmagan ma'nosi ochiq oyatlar. Ya'ni ma'nosi dalolati ochiq oyatlar. Mutashabih oyatlar bu ma'nosi yashirin, ko'chma ma'noli oyatlar, ko'p xil ma'noga ega oyatlar. Ya'ni mana shu mutashabih oyatda bitta so'z bor, u so'z yoki u fe'l ko'p ma'noga ega. Mana shu bitta so'z yo bitta fe'lni sababi bilan mana shu oyatda vorid bo'lgan, nozil bo'lgan yo bitta fe'l yo bitta so'zni sababi bilan oyat mutashabih bo'lib qolyapti. Ana o'sha so'z yoki fe'l bir necha ma'noga ega, ko'p xil ma'nolarga ega. Tushuntira oldimmi? Ba'zi o'sha ma'nolar Allohga nisbatan loyiq, ba'zi ma'nolari noloyiq. Masalan, Taha surasi 20-sura 5-oyat. Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Istawa. Mana shu fe'li arab tilida 15 xil ma'noga ega. Ba'zi ma'nolari Allohga nisbatan noloyiq, ba'zi ma'nolari loyiq. Masalan, qahara, saytara, haymana degan ma'nolar loyiq. Hafiza degan ma'nosi ham loyiq. Alloh azza va jalla al-arshni yaratdi, al-arshni saqladi. Al-arsh ham Allohning mulki, tasarrufida degan ma'nolar loyiq. Lekin endi ba'zi bir qo'rqinchli ma'nolar noloyiq. Bu birinchi masala. İkinci masala al-istiva, bu sıfat, bu fiili sıfat. Bu haqda Sufyan ibn Uyayna aytgan. Buni mana İmam Qurtubiyni tafsiridan topsalaring bo'ladi. İmam al-Qurtubi aytgan mana al-istiva bu nima? Bu Allohning fiili sıfatı. Çünkü Allah azza va jalla al-arshni yaratdi. Yaratishlik, yo'qdan bor etishlik bu fiili sıfat. Hamda al-arshni ustida Alloh azza va jalla ikkita kitobni yaratdi. U birinchi kitob taqdir kitobi Lavhul Mahfuz, ikkinchi kitobda ma'lum so'zlar yozilgan. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Albatta Allohning rahmati uni azobidan oldin yuradi degan so'zlar yozilgan kitob. Mana shu ikkinchi kitob haqida Buxoriyda kelgan hadisda payg'ambar aytadi: "Fa innahu marfu'un fawqa al-arshi." Albatta u kitob al-arshning ustida. Ibn Hibbonda keladi: "Fa innahu mawdu'un fawqa al-arshi." Albatta mana shu kitob al-arshning ustiga qo'yilgan, al-arshning ustida degan hadis. Demak, mana shu hadislarni o'rganib biz qanaqa bir isbot dalilga kelamiz? Al-arshning ustida ikkita kitob bor ekan. Birinchisi bu Lavhul Mahfuz taqdir kitobi, İkincisi, al-arshda ustida qanaqliklar bor ekan. Albatta Allohning rahmati uni azobidan oldin yuradi degan so'zlar yozilgan alohida bir kitob bor. Hammasi ochiq, oydin, tiniq hadislar bo'yicha. Endi yana o'sha savolga qaytamiz. Demak, Qur'ondagi oyatlar muhkamat ma'nosi ochiq oyatlarga bo'linar ekan, mutashabih hamda ma'nosi yashirin, ko'chma ma'noli, tafsirga muhtoj bo'lgan oyatlarga bo'linar ekan. Endi Muhammad sallallohu alayhi vasallam nima deyaptilar Buxoriy Muslimdagi hadisdan? Ey musulmonlar, ogoh bo'linglar, ehtiyot bo'linglar, juda ham bir ziyrak bo'linglar, diqqat e'tiborli bo'linglar. Kimdan? Shunaqa bir insonlardan, bir guruhdan, toifadan, ular aqidasini, e'tiqodini, din diyonatini mutashobih oyatlarda ustiga qurib oladi, bunyod qilib oladi. Ana o'shanaqa insonlardan ehtiyot bo'linglar degan hadis. Bu Buxoriy bilan Muslimda kelgan. Bobom aytdi, bibim aytdi emas. Biz aytyapmizki, qola Rasululloh deyapmiz. Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi deyapmiz. Endi Qur'oni Karimda oyatlari necha xil turga bo'linadi unda degan savol mana ko'ndalang turibdi. İmam as-Suyuti'ni al-Itqan fi Ulum al-Qur'an degan ajoyib bir kitobi bor. Qur'on ilmlari degan ajoyib bir kitob bor. Mufassir bo'laman degan odam mana Badr al-Din al-Zarkashiyning fikriga ko'ra, İmam as-Suyutining fikriga ko'ra kamida 100 ta shartni o'tash kerak. Mufassir bo'laman, kuchli, mutlaq mufassir bo'laman degan odam shu kamida 100 ta shartni o'tash kerak. O'zi bo'lmaydi bu. Bu kitobdan olib, bu kitobdan olib, İbn Kasirning tafsirini olib, Qurtubiynikini olib, İmam Tabariynikini olib, İmam Tabaroniyni undan bundan yig'ib turib o'zbek tilida tarjima qilib chiqarib qo'ysa, u mufassir bo'lib qolmadi, u tarjimon. U kitobdan olib foydalandi, tarjima qildi. Bu kitobdan oldi, tarjima qildi. Haqiqiy mufassir bo'laman degan odam 100 ta shartni o'zida jamlash kerak. Bu ma'ni gap emas-da bu. Haqiqiy mufassirlarda gapi, haqiqiy muhaddislarda gapi. Ko'ryapsizmi? Demak, İmam as-Suyuti o'zini al-Itqon fi Ulum al-Qur'an degan kitobida Qur'oni Karim oyatlari kamida 14 xil turga bo'linadi deb aytganlar. 14 xil turdan iborat deganlar. Shulardan birinchisi mana muhkamat, ma'nosi ochiq, oydin oyatlar, ma'nosi ochiq. Endi bu muhkamat oyatlarga misol keltirishimiz kerak. Siz bilan biz bilgan har kuni deyarli har kuni o'qib yurgan sura İhlas surasi. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana shu ikkinchi oyat. Allohus samad. Alloh hech kim va hech narsaga muhtoj emas. Alloh behojat. Alloh behojat. Allah barcha aybi nuqsondan pok. Undan keyin Qur'oni Karimda mana 16 surasi An-Nahl surasi 74 oyat. Fala tadribu lillahil amsal. Ey insonlar, ey odamlar, sizlar Allohni bandalarga, yaralmishga, mahluqotlarga o'xshatmanglar, solishtirmanglar, taqqoslamanglar, misol keltirmanglar degan oyat. An-Nahl surasi 16 sura 74 oyatda Qur'on tiyapti. Qur'onni o'zi tiyapti, man qilyapti. İnsanlar Allohni yaralmish bilan, mahluqotlar bilan o'xshatishlikdan tiyapti, man qilyapti. Qur'on tiygandan keyin inson tiyilish kerak. Qur'on man qilgandan keyin u narsadan inson o'zini chetda olib qolish kerak. Ham Muhammad sallallohu alayhi vasallam ogohlantiryapti. Ogoh bo'linglar deyapti. Fahzaruhum deyapti. Ana o'sha insonlardan ogoh bo'linglar. Qanaqa insonlardan? E'tiqodini, aqidasini ko'chma ma'noli oyatlarga, mutashabih oyatlarga qurvagan insonlardan. E'tiqodini, aqidasini mutashabih oyat hadislarga qurvagan odamlardan ehtiyot bo'linglar deyapti. Bu payg'ambarimizning so'zi. Shuning uchun ham olimlar nima deyishgan? Qur'on Qur'on bilan tafsir qilinadi, hadis hadis bilan tafsir qilinadi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini okuşta biz devam etamiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar ki, mana acayip hadis var. An Abi Hurayra radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على خمسة أوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال هذا لفظ المصابيح وروى البيهقي في شعب الإيمان ولفظه فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم. Sahabe Abu Hureyre'den rivayet kılıngan hadisde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayttılar. Nezalel Kur'anu ala khamsati avcihin. Kur'an-ı Kerim ayetleri asasen 5 xil ko'rinishda, 5 xil mavzuni o'z ichiga olgan. Birinchisi halol haqida gap boradi, ikkinchisi harom haqida gap boradi, uchinchisi mutashabih, ko'chma ma'noli oyatlar bor, mavzular bor. Ana undan keyin muhkam üçüncüsü idi, manası açık. Mutashabih dördüncüsü, demek birinci halal haqida gap boradi, ikincisi haram haqida gap boradi, üçüncüsü manası açık, muhkamat ayetler, dördüncüsü manası yashirin, ko'chma ma'noli tafsirga muhtoj mutashabih ayetler, beşincisi misollar. Peygamberimiz endi oyatlarni mavzulari, oyatlarni turlarini bizga o'rgatgandan keyin mana shu oyatlar bilan qanday ishlashimiz, qanday munosabatda bo'lishimizni ham o'rgatib ketdilar. Fa ahillul halala. Qur'on nimani halol dedi, siz uni halol deb biling. Qur'on nimani halol dedi, siz uni halol deb qabul qiling. Va harrimul haroma. Qur'on nimani harom dedi, siz uni harom deb biling. Va amalu bil muhkam. E'tiqodda, imonda, amalda muhkamat oyatlarga tayaninglar. Va aminu bil mutashabih. Mutashabih oyatni ham oyat deb qabul qilinglar, iymon keltiringlar, lekin amalda, e'tiqodda, iymonda, aqidada muhkamat oyatlarga tayaninglar. Va'tabiru bil amsal. Qur'ondagi misollardan o'zlaringa ibrat olinglar degan hadis. Mana shu rivoyatni İmam al-Baghaviy o'zini Masabih al-Sunnah degan kitobida aytib o'tgan. Endi shu mazmundagi bir rivoyat bor, uni İmam al-Bayhaqi o'zini al-Jami' li-Shu'ab al-Iman degan 10 tomli, 10 jildli hadis kitobida rivoyat qilgan. So'zlari sal boshqacha, lekin mazmun bitta. Payg'ambarimiz aytganlarki, fa'malu bil halal. Halolga amal qilinglar, halol bo'yicha yashanglar. Vajtanibul haram, haramdan uzoqda bo'linglar, haramdan chetda bo'linglar. Vattabi'ul muhkam, hamda iymonda, e'tiqodda, aqidada muhkamat oyatga ergashinglar degan hadis. Demak, Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizga Qur'oni Karim oyatlari bilan ishlashni o'rgatdi. Demak, biz iymonda, aqidada, e'tiqodda muhkamat oyatlarga ergashishimiz kerak. Bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni ko'rsatmasi bo'yicha, Peygamberimizni ta'limoti bo'yicha, Peygamberimizni o'gitlari bo'yicha, darsi bo'yicha. Peygamberimiz mana aytdilar-ku, va'malu bil muhkam, amalda, e'tiqodda, iymonda, aqidada muhkamat oyatlarga amal qilinglar, ergashinglar deyapti. İmam al-Bayhaqiyda rivoyatida vattabi'ul muhkam, muhkamat oyatlarga ergashinglar deyapti. Muhkamat oyatlar bizga nima dedi? Laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Shura surasi, Ash-Shura 42-sura 11-oyat. Laysa kamislihi shay'un. Allah hech kim va hech narsaga o'xshamaydi. Hech kim va hech narsa Allohga o'xshamaydi. Mana oyat aytayapti. Laysa kamislihi shay'un. Hech kim va hech narsa Allohga o'xshamaydi. Na inson, na farishta, na jinlar, na hayvonlar. Hech kim va hech narsa Allohga o'xshamaydi. Demek Allah'ını bandalarga o'xshatishlik bu Yahudlarning aqidasi. Bandalarni Allohga o'xshatishlik bu nasoralarning aqidasi. Islomiy ta'limot, islomiy aqida nima deydi? Laysa kamislihi shay'un va huwa as-sami'ul basir. Allah hech kim va hech narsaga o'xshamaydi. Allah barcha narsani eshitguvchi, barcha narsani ko'rguvchi. Allohni as-sam'u barcha narsani eshitish, al-basaru barcha narsani ko'rish sifati bor. Allah azza va jalla barcha narsani eshitganda quloq a'zosiga muhtoj emas. Barcha narsani ko'rganda ko'z a'zosiga muhtoj emas. Allohni al-aynu sifati bor, lekin u ko'z emas. Allohni al-wajhu sifati bor, lekin u yuz, bet, aft, bashar emas. Allohni al-yadu sifati bor, u qo'l emas. Shunchun ham o'zbek tilida Allohni qo'l sifati deb aytib bo'lmaydi bu. Bu xato, bu lafzdagi xato. Kamida lafzdagi xato. Biz nima deymiz? Ahli sunnat val jamoat Allohni al-wajhu, al-aynu, al-yadu sifatlari bor, lekin ular a'zo ma'nosida emas, u sifatlar. Ibn Hajar al-Asqalânî o'zini Fath al-Bari kitobida aytdiki, arab tilida al-wajhu so'zi 25 xil ma'noga ega. Hadis fanini o'rgangan inson Fathul Bari degan kitobni biladi, qadrini biladi. Gapni boshidan boshlayman, o'zbekchasiga, dehqonchasiga, qishloqchasiga. İmam al-Buxoriy rahmatullohi alayhi o'zini ishonchli al-Jami' as-Sahih ishonchli hadis kitobini 16 yil davomida, 16 yil mobaynida yozdi. 16 yil umrini bitta kitobga bag'ishladi. Biz nimaga bag'ishlayapmiz 16 yil umrimizni? Somsa yeyish bilan, palov yeyish bilan, mont yeyish bilan, xonim yeyish bilan, dum tepish bilan erinmasak, xirillab uxlash bilan shunga bag'ishlayapmiz. Imom al-Buxoriy 16 yil bitta kitobga 7563 ta hadisga bag'ishladi. Eng qizig'i Ibn Hajar al-Asqalânî mana shu Buxoriyda sahihini 25 yil sharh qilgan. 16 yilda yozilgan kitobni, 16 yil ichida yozilgan kitobni 25 yil ichida sharh qilgan Ibn Hajar al-Asqalânî. Ba'zi muhaddislar, ba'zi ustozlar aytishadiki, Buxoriyda sahih hadisini dedi Ibn Hajar al-Asqalânî 25 yil mobaynida sharh qilgan. Ana o'sha sharhida 16000 hadis kelgan deydi. Ya'ni 7,5 ming ta hadisni sharh qilishlik uchun yana 16000 ta hadis kerak bo'lgan. Ibn Hajar al-Asqalânî mana shu 13 tomlik kitobida 1200 dan ortiq kitobdan foydalanib sharh yozgan. Bu oson ish emas, bu chakana ish bo'lmagan, bu aytishlikni o'ziga qancha vaqt kerak bo'lyapti. Uni tushunishlik bor. Hali bu darsni siz qayta-qayta eshitib tushunishlikka hali vaqt talab qiladi. Ha, Ibn Hajar al-Asqalânî 25 yil mobaynida sharh yozgan. 7563 ta hadis, Buxoriyda 4000 ta hadis g'oyru mukarrara, takrorlanmagan hadislar, g'oyru mukarrara. Qolgan mana 3000 dan ortig'i takrorlangan. Mana shu 7563 ta hadisni men Darul Ma'rifani hisobi bo'yicha aytayapman, chunki mendagi Buxoriyda nusxasi Darul Ma'rifa basmaxonasidan chiqqan. Mana shu 7563 ta hadisni Ibn Hajar sharh qilishlik uchun 16000 ta hadis olib kelgan. Hadisni hadis bilan sharh qilgan. Chunki bu oltin qoida, bu hadisni hadis bilan odam tushunadi. Hadisni hadis bilan, oyatni oyat bilan tushunadi. Bu oltin qoida, bu. Shuning uchun ham biz boya İmam Buxoriy, İmam Muslim sahoba Oyisha onamizdan rivoyat qilgan hadisni tushunishlik uchun Abu Hurayrani hadisiga qaytdik. Payg'ambarimiz nima dedilar Oyisha onamizning rivoyatida? Fa iza ra'aytumul lazina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal lazina sammahumullohu fahzaruhum. Agar siz meni ummatim orasida iymonini, aqidasini, e'tiqodini, ishonchini ko'chma ma'noli oyatlarga, hadislarga qurvagan, ko'chma ma'noli oyat hadislarga e'tiqodi, aqidasini tuzvagan odamlarda ko'rsalaring, Bilinglar ki ular haqida Qur'onda aytilgan hamda ana o'sha insonlardan ehtiyot bo'linglar deyilgan. Fahzaruhum. Endi shuni to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu ko'chma ma'noli oyat haqida payg'ambarimiz boshqa hadisida aytdimi yo'qmi degan savol tug'ildi. Ana o'sha savolga oldindan javob berib biz nima dedik? Abu Hurayrani rivoyatini o'qidik. Ya'ni yana o'qiymiz. Yana o'zbekchilik qilamiz. Mihribanchilik qilamiz. Ve an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nazalal Kur'anu ala khamsati avjuhin, halalun ve haramun ve muhkamun ve mutashabihun ve amsalun, faahillul halala ve harrimul harama ve amalu bil muhkami ve aminu bil mutashabihi ve i'tabiru bil amsal. Haza lafzul masabih. Sahabe Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılıngan hadisde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler 5 xil ko'rinishda. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin asosiy mavzuları 5ta. Birincisi Kur'an'da halal haqida gap borgan, ikincisi haram haqida gap borgan, üçüncüsü muhkam ma'nosi ochiq oyatlar bor. To'rtinchisi mutashabih ma'nosi yashirin ko'chma ma'noli tafsirga muhtoj oyatlar bor. Beshinchisi mana misollar. Endi payg'ambarimiz ummatini mana o'rgatyapti. Oyatlar bilan qanday ishlashni o'rgatyapti. Fa ahillul halala. Qur'on nimani halol dedi, nimani halol deb hisobladi. Qur'onda nima halol deyilgan, uni halol deb qabul qiling. Va harrimul haroma. Qur'on nimani harom dedi, undan tiyiling. O amaldan chetda bo'ling, o harom gunohdan uzoqda bo'ling, hamda shu amalda harom deb biling. Va amalu bil muhkam. Amalda, ya'ni iymonda, e'tiqodda, aqidada muhkamat oyatlarga tayaning, amal qiling. Va aminu bil mutashabihi. Va aminu bil mutashabihi. Lekin ko'chma ma'noli oyatni oyat deb iymon keltiring. Ma'nosiga emas, balki bu ham oyat, bu ham Qur'onda nozil bo'lgan oyat. Bu ham Qur'ondan bir qismi, Qur'onda bir qismi, bu ham oyat deb shu oyatga iymon keltiring. Lekin amalda e'tiqodda, aqidada muhkamat oyatlarga tayaning. Wa'tabiru bil amsal. Qur'ondagi misollardan o'zlaringa ibrat olinglar degan hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda hadisi bu. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda tavsiyasi bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ko'rsatmasi bu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de bizge o'rgatib ketgan bir amal dasturi bu. Bizge yetkizgan hadisi bu, aytgan hadisi bu. Bu İmam al-Baghaviyda Masabih al-Sunnah degan kitobda aytilgan. Endi İmam al-Bayhaqiyda al-Jami' li-Shu'ab al-Iman degan kitobida Peygamberimizde mana shu hadisning so'zlari sal boshqa rivoyat bilan aytilgan. Fa'malu bil halali wajtanibul harama wattabi'ul muhkam. Halol amal qilinglar, halol bo'yicha yashanglar, halolga ergashinglar. Wajtanibul haram, haromdan chetda bo'linglar, uzoqda bo'linglar. Wattabi'ul muhkam, hamda muhkamat oyatlarga ergashinglar. Muhkamat oyatlar bizga iymonimizni, aqidamizni to'g'ri tuzib olishlikka sababchi bo'ladi, yordam bo'ladi. Mutashabih oyatlarni ahli sunnat va jamoat tafsir qilgan. Ana shu sahobalarning tafsiriga biz ergashishimiz kerak. Avvalambor Rasulullohning tafsiriga ergashishimiz kerak. Sahobalarning tafsiriga, tobiinlarning to'g'ri tafsiriga, atba'u tobiinlarning to'g'ri tafsiriga ergashishimiz kerak. Ana undan keyin yana bir hadis Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ne acayip bir hadisi. Fa'an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inna şeytana zi'bul insani ka zi'bil ghanam, ya'khuzu şazzata vel qasiyata vel nahiyata, ve iyyakum ve şi'aba, ve aleykum bil cemaati vel ammati, ravahu Ahmedu. İmam Ahmad ibn Hanbal o'zini kuchli katta hadis to'plamida, Musnad hadis to'plamida Mu'az ibn Jabal, Alloh u kishidan rozi bo'lsin, Buna şu Mu'adh ibn Jabal degan sahabadan rivayet degan hadisde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler. İnne şeytane zi'bul insani ke zi'bil ghanam. Qo'ylarni deyapti, orqasidan yugurib yuradigan bo'ri bo'lganidek deyapti, insonni ham insonga ham hamla qilishga, hujum qilishga shay bo'lgan bo'ri shayton bor deyapti. Shayton deyapti, insonni bo'risi. Shayton insonga hujum qilishga, hamla qilishga shay bo'lib turgan, vasvas qilishga tayyor bo'lib turgan bo'ri. Kazik bil ghanam. Qo'ylarda deyapti, mana shu bir poda qo'ydi ichida deyapti. Hujum qilib bitta qo'ydi shu o'ldirib, olib ketib, parchalab yeyishga tayyor bo'lgan bo'ri bor deyapti. Ana o'shanga o'xshagan deyapti, insonga hujum qilishga tayyor bo'lgan bo'ri shayton bor deyaptilar payg'ambarimiz. Hamda payg'ambarimiz bizga o'rgatyaptilar, ta'lim beryaptilar. Mana shu insonni bo'risi hisoblangan, vasvasga, hujumga shay bo'lgan shayton qanaqa insonlarni olib ketar ekan, qanaqa insonlarga e'tibor berib vasvas qilar ekan. Ya'khudhu shazzata wal qasiyata wan nahiyata. Shu odamlardan ajrab qolgan, o'zi bitta bo'lib qolgan, chetda bo'lib qolganga hujum qilib olib ketar ekan. Misol qarangda mana odatiy bizda hayotimizdan keltirilgan misol. Bir poda qo'y, shu podadan ajrab qolgan qo'yga bo'ri kelib hamla qiladi. Podani misol uchun o'rtasiga borib u qo'yni hujum qila olmaydi. Chunki poda baribir yugurib qochadi. Shu podadan bo'linib qolgan, ajralib qolgan podadan bunday yugurib boshqa tarafga qochib ketgan qo'yga bo'ri hujum qilib, shuni ushlab, bo'g'izini shu yirtib, qonini to'kib, keyin yeydi bo'ri. Payg'ambarimiz ham shuni tushuntiryapti. Va iyyakum vash-shi'aba deyapti. Ey ummatim deyapti, sizlar deyapti, har xil guruhlarga, turkumlarga, majmualarga bo'linib ketmanglar deyapti, tarqalanib, parchalanib ketmanglar deyapti. Va alaykum bil jamoati val ammati, balki sizlar birdan bo'linglar, bitta bo'linglar, ahli sunnat val jamoatni yo'ldan boringlar deyapti. Bu hadis imom Ahmad ibn Hanbalda Musnadda kelgan. Endi yana biz o'qimoqchi bo'lgan hadislardan juda ham ajoyib bir hadis. عن مالك بن أنس مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله كذا في الموطأ. İmam Malik'nin Muvatta kitabı var. Muvatta kitabı birinci marta yazılganda 40 mingdan ortiq hadisni o'z ichiga olgan. İmam Malik birinci marta yozganda o'zini Muvatta kitabida 40 mingdan ortiq hadisni keltirgan. U kitobda payg'ambarning so'zlari bo'lgan, payg'ambarimizda amallari, fe'llari bo'lgan, payg'ambarimizda mana sunnatlari haqida gap borgan, sahobalarning so'zi bo'lgan, katta-katta tobiinlarning so'zi bo'lgan. Shuning uchun ham u katta bir dalilga boy katta kitob bo'lgan, 40 mingdan ortiq dalilga boy kitob bo'lgan. Nimasi qiziq birodarlar, İmam Malik mana shu Muvatta kitobini 40 yil qisqartirgan. 40 yil qisqartirib borganda 1800 nechta ham hadis qoldirgan. İmam Malikning juda ham rivoyati ko'p. Mag'rib ahli Yahya ibn Yahya al-Laysiyning rivoyatini olishadi. Endi mana misol uchun Iroq ahli, Kufa ahli Muhammad ibn Hasan al-Shaybani'da rivoyatini olishadi. İmam Malik'nin muvattasini rivoyatlari ko'p. Rivoyatlar juda ham ko'p. Endi mana shu İmam Malik'nin muvattasida Malik ibn Anas degan insonda mursal darajadagi hadis kelyapti. Payg'ambarimiz aytayaptilarki, demak bu tobiin, payg'ambardan to'g'ridan-to'g'ri rivoyat qilyapti, o'rtada sahoba tushib qolgan. Peygamberimiz aytayaptilar ki taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Peygamberimiz aytayaptilar, men sizlarga deyapti, ikkita dalil manbaini qoldirdim. Agar mana shunga deyapti tutinsalaring, ikkita narsaga mahkam bo'lsalaring deyapti, hech qachon adashmaysizlar, zalolatga tushmaysizlar. Birinchisi Kitobulloh, Qur'oni Karim. Ikkinchisi sunnat rasulihi, peygamberimizning sunnati, hadislari. Endi bu hadisni ham biz so'zma-so'z tushunishimiz joiz emas. Nimaga? Chunki oltin qoida bor. Hadis fanida Hayru ma fassartahu al-warida bil-waridi kad-dukhi bid-dukhani libn-as-sa'idi kad-dukhi bid-dukhani libn-as-sa'idi. Hafiz Abdurrahim ibn Husayn al-Iraqini hadis fanida yozgan shu kichkinagina bir she'riy vaznindagi kitobi. 1100'den artık bayt bu. O'zi yozganda yana o'zi sharh qilgan. Hafiz al-Iraqi o'zi shu matnni yozgan she'riy vaznindagi yana o'zi sharh qilgan ikki tomlik sharh. Sharhut Tabsirati va Tazkira. Undan keyin Shamsuddin al-Sakhawi degan shogird kelgan, olim kelgan, bu Ibn Hajarning shogirdlaridan. Shamsuddin al-Sakhawi Hafiz al-Iraqiyda mana shu kichkinagina matnini 5 tomda sharh qilgan. Fathul Mughis degan ajoyib sharh. Hadis faniga qiziqqan insonga men tavsiya qilaman, ajoyib. Shu 4 ta, 5 ta, 10 ta kitob o'qiysiz hadis fanida, lekin juda ham kuchli inson bir ilmga ega bo'ladi. Hadisda turlari, hadisda navlari, hadis haqida juda ham bir ajoyib kitoblar bor. Tushuntirildi? Demak, Muhammad sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisni qarang. Men sizlarga deyapti, 2 ta dalilni qoldirdim. 2 ta dalil. Bittasi Qur'on, bittasi meni sunnatim. Qur'on bilan hadisga, Qur'on bilan sunnatga ergashsalaring hech qachon adashmaysizlar degan hadis. Endi bu hadisni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Yana 2-marta aytayapman. Demak, bu hadis payg'ambarimizning 2. hadisiga qarshi chiqmasi kerak. Chunki payg'ambarimiz o'zini mana yuqoridagi hadisda nima dedilar? Va'malu bil muhkam, muhkamat oyatlarga ergashinglar. Muhkamat hadislarga ergashinglar. Chunki oyatlarda ichida ham muhkamatlari bor, mutashabihlari bor, hadislarda ichida ham muhkamatlari bor, mutashabihlari bor. Masalan, mutashabih hadislarga misol. Aksariyat domlalar shuni so'zma-so'z tarjima qiladi, lekin men hadis fanida shu ozmoz olgan ilmim bo'yicha noroziligimni bildiraman. İmam Buxoriy bilan İmam Muslimda rivoyatida kelgan hadis. Sab'atun yuzilluhumullohu yawma la zilla illa zilluhu. So'zma-so'z tarjima qilishadi. Bu juda ham xatarli. 7 toifa inson qiyomat kuni Allohning soyasi bo'lmagan kunda deyaptilar. Allohning soyasida bo'ladi deb so'zma-so'z tarjima qilishadi. Bu juda ham xatarli. Endi bu hadis ko'chma ma'noli hadis. Ko'chma ma'noli hadis. Nimaga? Chunki Allohu azza va jallani soyasi yo'q. Chunki bu hadis birinchidan Qur'onga qarshi chiqyapti. Ikkinchidan payg'ambarimiz 2. hadisiga qarshi chiqyapti. Shuning uchun ham Ibn Hajar al-Asqalânî Fath al-Bari degan kitobida aytadi, Buxoriy bilan Muslimda bu rivoyatini Sa'id ibn Sakanning Sahih hadis kitobi bor. Ana o'sha Anas ibn Malikdan rivoyat qilgan hadisi bilan sharh qilamiz degan. Demek Peygamberimizde 2. hadisi var. Peygamberimiz aytgan sab'atun yuzilluhumullohu yawma la zilla illa zillul arsh degan. Qiyomat qoyim kuni al-arshni soyasidan boshqa soya bo'lmagan kunda 7 toifa inson al-arshni soyasida bo'ladi deganlar. Tushuntirildi? Demek Buxoriy bilan Muslim rivoyati boshqa hadisdagi rivoyat bilan sharh qilinadi. Yechimi topiladi. Bitta hadisni 2. hadis bilan yechimini topish kerak. Qiyomat kuni Allohning soyasidan boshqa soya bo'lmagan kunda insonlar Allohning soyasida bo'ladi deb aytishlik joiz emas. Bu noto'g'ri. Bu dinga va xilof amal bo'lyapti. Qur'onga xilof bo'lyapti, hadisga xilof bo'lyapti. Nimaga? Oltin qoida bu yerda ishlamayapti. Oltin qoidaga amal yo'q bo'lyapti. Tushuntirdimmi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 2. hadisinde nima dedi? Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillul arshi deyapti. Qiyomat kuni al-arshni soyasidan boshqa soya bo'lmagan kunda Allohning rahmati bilan 7 toifa inson al-arshni soyasida bo'ladi deyaptilar. Bu sahih hadis, lekin boshqa kitobda kelgan Sa'id ibn Sakanning sahih hadis kitobi bor. Tushuntirdimmi? Ko'ryapsizlarmi? Bu ajoyib narsa. Bir hadisni 2. hadis bilan biz sharh qilishimiz kerak. Bo'lmasa insonda aqidasiga bir zarar yetib qoladi, putur yetib qoladi. Çünkü so'zma-so'z tarjima hadislardan korkuyorlar. Oyatni so'zma-so'z tarjimasidan ehtiyot bo'linglar. Hadisni so'zma-so'z tarjimasidan ehtiyot bo'linglar. Oyat oyat bilan tafsir qilinadi. Hadis hadis bilan tafsir qilinadi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekcha qishloqcha aytadigan bo'lsak, ho'kiz tug'di desa ishonmaylar. Hadis fanida qoida bor. Payg'ambarda bir hadisi ikkinchi hadis bilan sharh qilinadi. Payg'ambarimizda hadislarida ham ko'chma ma'noli hadislar bor. Mutashabih hadislar bor. Mutashabih hadislardan bittasini men sizlarga keltirdim. Buxoriy bilan Muslimda rivoyati. So'zma-so'z tarjimasi xatarli. So'zma-so'z. Sab'atun yuzilluhumullohu yawma la zilla illa zilluhu. Mana shu illa zilluhu degan so'zni so'zma-so'z tarjima qilishlik xatarli. Qiyomat kuni Allohning soyasidan boshqa soya bo'lmagan kunda Allah 7 toifa insonni o'zini soyasi bilan soyalantiradi deb tarjima qilishlik noto'g'ri. Shunday deb insonlarga yetkazishlik noto'g'ri. Shunaqa e'tiqodda yurishlik noto'g'ri. Nimaga? Chunki bu Qur'ondagi Allohu Samad oyatiga qarshi chiqyapti. Laysa kamislihi shay'un oyatiga qarshi chiqyapti. An-Nahl surasi 16-chi sura 74-oyat. Fala tadribu lillahi al-amsal. Ey insonlar, siz Allohni bandalarga o'xshatmanglar degan oyatga qarshi chiqyapti. Demak, yechimi bor, yechimini topish kerak. Demak, yechim boshqa hadisda. Payg'ambar aytganki, qiyomat qoyim kuni al-arshni soyasidan boshqa soya bo'lmaydi. Allohning rahmati bilan 7 ta inson al-arshni soyasida bo'ladi deb payg'ambar boshqa hadisda aytgan. Tushuntira oldimmi? Bu ajoyib mavzu. Muhkamat oyatlarga tayanamiz. Muhkamat hadislarga tayanamiz. Mutashabih oyatlarni, mutashabih hadislarni biz tafsirini o'rganamiz, lekin amalda baribir e'tiqodda, iymonda, aqidada muhkamat oyatlar, muhkamat hadislarga biz tayanamiz. Allohu azza va jalla hammamizdan rozi bo'lsin. Allohu azza va jalla iymonimizni saqlasin, komil iymon nasib qilsin. Yana bitta hadis Ahmad ibn Hanbal'da Musnad'da kelgan. An Gudayf ibn al-Harith al-Thumali qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma ahdatha qawmun bid'atan illa rufi'a mithluha min as-sunnati fatamassukun bi sunnatin khayrun min ihdathi bid'atin rawahu Ahmad ibn Hanbal. Sahaba Gudayf ibn al-Harith al-Thumali rivoyat qilgan hadisda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar. Eğer bir halk Kur'an ve hadiske karşı bo'lgan, Kur'an ve hadiske doğru kelmagan bir yangilikni o'ylab topsalar, unda meni sunnatimdan bitta sunnat ko'tariladi. Demek Kur'an'ga karşı, Peygamberimizning hadisiga karşı bir bid'at, yomon bir ish o'ylab topilsa, meni sunnatim unutila boshlaydi. Bitta sunnatim unutiladi. Fatamassukun bi sunnatin khayrun min ihdasi bid'atin. Payg'ambarimizning sunnatiga ergashishlik, payg'ambarimiz aytayapti, meni sunnatimga ergashishlik deyapti, yomon bid'atga ergashishlikdan yaxshiroq deyapti. Demak, yomon bid'atga ergashgancha, yomon bid'atga ergashmasdan meni sunnatimga ergashinglar deyaptilar. Endi bu yerda ham shu bid'atni biz yomon bid'at dedik. Nimaga? Haligi darsimizning boshida aytgan sahoba Bilalda hadisi bo'yicha payg'ambarimiz aytganda, agar bir bid'at, yomon bir yangilik, Qur'onga qarshi chiqsa, meni hadisimga, sunnatimga qarshi chiqsa, u yomon bid'at hisoblanadi deyilgan. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun mana hadislarda biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Muhammad sallallohu alayhi vasallamda 3000 ta sunnati bo'lgan ekan. Bu haqda mana Xorazmlik olim İmam al-Hazimi aytib o'tgan ekan. Mana shu 3000 ta sunnatni o'rganib amal qilishlikda Allohu azza va jalla hammamizga nasib qilsin.